Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, yeni bir günde tekrar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Ve bugün neler var? Arkadaşlar, altcoin'lere para girişi Total 2'den de gördüğümüz gibi tekrar e, başlamış görünüyor. 1 trilyon 300 milyar doların altına inmişti zaten. Şu anda 1 trilyon 297 milyar dolayında ve yüzde 2.75'lik bir giriş olduğunu görüyoruz. Dominansta da küçük bir yeşillik var ve 41-44 seviyelerinde. Peki bitcoin ve altcoinlerde neler var? Arkadaşlar bitcoin ve çoğu altcoinler güne yeşillikle başladı. Bakalım bugün hareketler yeşil olarak devam edecek mi? Şu anda ekranda gördüğümüz grafik Bitcoin grafiği. Arkadaşlar, lider kripto para Bitcoin gerçekleştirdiği fiyat hareketleri ile ilgili altcoin piyasasının yönünü tayin ediyor biliyoruz. Bu sebeple kripto para piyasasında BTC'nin önümüzdeki süreç içerisinde nasıl bir fiyat hareketi izleyeceğine odaklanmış durumda. Birçok analistler Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 100 bin dolar olacağını öngörmüştü. Bunda biz de dahiliz tabii ki. 2022'ye haftalar kala bu fiyatın hala gerçekleşmemiş olacağı göz önünde. Peki arkadaşlar astronomik fiyat tahmin ötesinde bitcoin fiyatı gerçekten 50 bin doların altında bir bu yılı kapatacak mı? Analistler ve kripto para yatırımcılarının çoğunluğu uzun bir sürede Bitcoin'in gelecekte yapacağı fiyat hareketleriyle çeşitli yorumlarda bulunmuşlardı. Bu odaklanmalar sonucuyla yıl boyunca Bitcoin fiyatında görülen düşük seviyeler çok fazla dikkat edilmedi. 2021'in sonuna doğru boğalar hala ileriye dönük 200 bin dolar tahmininde bulunanlar da var. Yine Bitcoin'in yıl sonu nasıl kapanacağını bunların çoğu da görmezden geliyor. Kripto para analistlerinden Justin arkadaşlar BTC'nin görünümünün aynı zamanda Bitcoin'in yılı 50 bin doların altında kapatmasının etkilerinin ne olabileceğini anlatmıştı. Anlattığı senaryo şöyleydi. Arkadaşlar senaryonun tersine dönmesi için piyasaya yeni yatırımcıların girmesi lazım ve hacminin yükselmesi gerekiyor. Hacim olmadan herhangi bir rally ve hayatta e, bulunduğu yerden yukarı yönlü kırılması başarısızlıkla sonuçlanır. Bitcoin ve kripto para piyasalarının geri kalanının yani bu ay veya Ocak ayı sonunda bir artış göstereceği çoğu analizcilerin tahmini bu fiyat artışına uygun hacim görmemiz gerekiyor. Eğer hacim olmadığı takdirde yine yükselişlerin çoğu da hayal gibi duruyor. Arkadaşlar Bitcoin 4 Aralık'ta yaşadığı sert düşüşün ardından gelen süreçte 1 trilyon doların üzerinde yer alan işlem hacmini kaybetmeye başladı. Lider kripto para bu süreçte 42 bin dolara iğne atarken 53 bin dolar seviyelerinden bir test gerçekleştirdi. Yani 53'te 42 dolar bandı aralığında gitti geldi. Evet 53 bin doların ardından BTC şu an için konsolide de olmaya devam ediyor ve piyasa şu anda fazla kurumsal paraların pompalanmasını bekliyor. Eğer kurumsal yatırımcılar bu piyasaya girmez ise Bitcoin şu andaki fiyatından daha da altta yani 46 bin dolarları görmemiz mümkündür. Bir diğer varlığın önceden belirlenmiş fiyat üzerinde belirli bir tarihe kadar alma veya satın alma hakkı sunan anlaşmalar, yani ops opsiyon sözleşmeleri arkadaşlar. Kripto para piyasasında kullanılan popüler türev ürünlerinden biri olan opsiyon sözleşmeleri. Ise, Bitcoin haberlerini takip edenlerin sıklıkla duydukları vadeli işlem sözleşmeleri ne benzeyen bir e, yapıya sahiptir. Bitcoin opsiyon sözleşmelerinden bazıları yıl sonunusuna kadar e, sürecek ve bu opsiyonların sözleşmelerin karlılığı büyük ölçüde Bitcoin fiyatına bağlı. 4 Aralık'tan bu yana Bitcoin değerinin 50 bin doların üzerinde tutunmak için mücadele ettiğinin gözler önüne sermiştir. 50 bin doların altında bir kapanış, Bitcoin opsiyonlarına güven sarsacağını belirtiyoruz. Bitcoin 2022'ye belki de başta da söylediğimiz gibi 50 bin doların altında girebilir. Peki, Bitcoin'de rüzgarın tersine dönmesiyle beraber altcoin piyasasında daha ciddi sarsıntılar da yaşanabilir kardeşlerim. İşte Bitcoin'de duymanız gereken haberler bu. Yani opsiyon sözleşmelerinde kar beklentileri de azalıyor. E öyleyse Bitcoin'in durumu nedir? Arkadaşlar Bitcoin bir önceki videomda bahsettiğim gibi nerelere 46'lara kadar geldi bakınız. Şuradaki iğneyi görüyoruz değil mi? Bu ne zaman olmuş? Ee, gece 2'de. Arkadaşlar açılış öncesi e, bu Türkiye saatiyle 2'de yanılmıyorsam evet e, a, son attığı iğne arkadaşlar 46.900'ler. Yani şurada bulunan 47.200 desteğini de aşağıya kırdı. Dün dedik ki arkadaşlar şurada yükselen takoz düşen trend var bu burayı gösteriyor ve çalıştı. Çalışmasını istemezdik tabii ki çalıştı nereye kadar geldi tekrar 47 bin altına iğne attı ama durmadı bakınız 47 bin 200 e, desteğini aşağı kırdı anında tekrar üstüne çıkarak ne yaptı yukarı yönlü bir hareket başlattı an itibariyle de 48 bin 200'lerde şey 500'lerde peki hocam yine bir yükselen bir de e, takoz var. Bunun peşi düşen trend mi olur? Normal şartlarda bu formasyon bu şekilde çalışır. Eğer düşen trend olursa tekrar 47'leri deneyebilir arkadaşlar. Buradan bir daha tepki alımları az önce de bahsettiğimiz gibi e, piyasadan balinaların buna girmesi yani yatırımcıların çoğalmaması durumunda bu aralarda gezelemesi mümkün ve ihtimaldir. E peki bu boğa sezonu bitti mi sorusu geliyor şimdi sizlerin aklına. Yok arkadaşlar daha yükseleceğimiz benim ümidim yılbaşına kadar göreceğimiz rallilerin olduğunu söylemem mümkündür. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Gelelim altcoinlerden Ethereum'a. Bakınız Ethereum'da da şu anda %3'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareket var. Evet Az önce ne dedik? Arkadaşlar Bitcoin'de rüzgarın tersine dönmesiyle beraber altcoin piyasaları da dahil ciddi sarsıntılar yaşamaya başladı dedik. Eylül ayından bu yana konuşulan altcoin rallisi neredeyse unutulmak üzere. Öte yandan lider altcoin şu anda da gördüğünüz gibi grafiğinde Ethereum bu piyasada e, ayrışmaya yani bunların arasından ayrışmayı tabii ki başarmış görünüyor. Ethereum Arkadaşlar şu anda an itibariyle fiyatı 4000 doların üzerinde. Peki bu grafikte de gördüğünüz gibi Ethereum'da da bakınız yükselen düşen takoz var. Tekrar nereyi? 3900'ü test edebilir. Dünkü videomda hatta 3850'ye kadar da iğne atabilir dedik. Sanki biliyormuşuz gibi nokta atışı oraya iğne attı. Onu neye göre söylüyoruz? Arkadaşlar buradaki formasyona göre söylüyoruz. Bizim süper trendimizin hala bir sat sinyali içinde olduğunu Ethereum için söyleyebiliriz. Ama e, her ne kadar öyle olsa da piyasa geneli küçük bir yeşilliklere hakimdir. Bu yeşillikler bizleri şu anda yanıltabilir. Dün de bahsettiğim gibi yeni yeni girişler için 3 5 10 yükselişler sizleri yanıltmasın dedik ve haftayı beklememiz gerekir dedik. Peki öyleyse yeni yatırım için hocam şu anda piyasa yükseliyor ne yapalım? Arkadaşlar sabır, sabır. Sabretmekte her zaman fayda var. Öyle bulduğumuz her şeye atlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Zaten elimizde mallar var. Onlara sahip çıkıyoruz. Onlar heyecanımızı onlarla yaşayabiliriz. Kenarda bizim keşemiz, nakitimiz her zaman dursun. Dur. Paradan zararı gelmez. Üşümezsiniz. Para sıcaktır. Evet. Yani sizi üşütmez. Korkmayın. Onun için Paranız kenarda her zaman dursun. Para güçtür, güvendir. Onun için her zaman dediğimiz gibi kenarda her zaman yedeğiniz bulunacaktır kardeşim. Bütün paranızla bir işleme girmeyin. Paranızın belli bir yüzdeliğiyle işleme girersiniz. Dediğimiz gibi düşüş ve çıkışlarda takviyeler yapabilmeniz için. Arkadaşlar Solana'ya bakıyoruz. Arkadaşlar Solana'da da Fiyat 170 dolara kadar gerilemiş görünüyor. Son attığı yine de 160 dolar seviyelerinde. E, 160 dolara hatta nereye kadar gelmişti arkadaşlar? 300, şuradan bir 4 saatini açarsak en son geldiği noktaya bakabiliriz. Şurada gördüğümüz, evet en son geldiği nokta 259 dolar. Evet, Solona'nın 259 dolarlardan neredeyse 100 dolara yakın geri çekilmesi var. E, ge, bu gördüğü yere geri gelmeyecek mi? Hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmaz diye bahsetmiştik. Öyleyse gördüğü yeri tekrar test edebilir. Fakat gözle görülen bakınız yukarıdan aşağı solona içinde geçerli olan yükselen takoz düşen trend. Eyvah hoca bu kez mumu oku tersine çekti diyecek vatandaş. Kardeşim formasyon neyse oraya çekiyoruz. Kusura bakma. Bakınız. Şimdi şuradaki geri çek çalıştığı anda geleceği 159 dolarlar. 158, 159 dolarlar. döner mi buradan geri? Ümidimizin dönmesidir. Bitcoin'e bağlı. Bitcoin oradan bu ters formasyonu çalıştırmazsa o zaman tekrar yukarı yönlü hareketine başlayabilir. Solana. Arkadaşlar sabah sabah çok aşırı derecede bir coin in incelemeyeceğim. Buradan direkt nereye geçiyoruz? Metaverse coin'lerine geçelim arkadaşlar. E, ee, Metaverse coin'lerinden şöyle bakalım piyasada neler oluyor. Evet. Engine'den başlayalım. Arkadaşlar engine'de de bakınız şu an piyasa geneli gördüğünüz gibi ekranda yeşil. Yeşil ama yüzde birlik iki yeşiller bizim için o kadar üçlük yeşiller önemli değil. Onun için bize, biz bunları karnımız tok artık. Aldanmıyoruz. Ne yapıyor? Bakınız burada da aynı pozisyon kardeşim. Buradan gelen aşağıya okumuz ve buradaki değerini ne yapıyor? Buraya kadar iğnesiyle birlikte tamamlıyor. Eğer buradan tekrar geri dönerse, Bakınız burada da ne yapıyor? Ee, pardon, NS. Engine'e bakıyorduk. şansınıza NS oldu. Engine gördük. Sabah sabah daha gözlerimiz açılmadı demek ki. Evet. NSE'de de bakınız şu an 43 dolarlar nereye gösteriyor arkadaşlar? 40 doları gösteriyor. Evet NSE'nin durumu şu anda %1.22'lik yukarıda görünse de e, formasyonun çalışması durumunda 40 dolarlara yani 3 dolar daha geriye gelebilir. Aşağıdaki stokastik en da 50'nin altında şu an 41'lerde gördüğünüz gibi. Evet Mete varsa koyunlarından neye bakalım? Blok arkadaşlar. Blokta durum ney? Blokta birazcık farklı formasyon var. Bakınız U'lara çevirmiş. Yani yükselen düşen şeklinde yok. O zaman ne deriz blokta? Alttaki destekten uzaklaşmış. Hatta bakınız blok için bir al sinyalinin geldiğini burada görüyoruz. Altta era sayımızda 51'in üzerinde. Öyleyse blok için bir %4'lük yükselişi var an itibariyle. 0.080 direncini kırar mı? Bugün bekleyeceğiz. Şu an 0.077'lerdeyiz. Eğer bu şekilde giderse bloktan güzel bir yükseliş gelebilir. Blok bugün takibe alınmalıdır. Blok gidiyoruz arkadaşlar. Metaverse coinlerinden blokiden bugün sert bir hareket bekleyebilir miyiz? İlerleyen saatlerde göreceğiz. Tabii ki öğleye doğru sizleri aydınlatmak babında bir videom daha olabilir. E, akşama zaten gelecek videomuz. Bu arada isteklerinizi öğlen de e, öğledeki videomda yer vereceğim tekrar. Onun için endişeniz olmasın kardeşlerim. Sabah sabah piyasada değerlendirmesini yapmak üzere açtık bunu. Engine'e bakıyoruz. Az önce yanlışlıkla söylediğimiz Engine kardeşlerim. Bakınız dün çizmişiz. Çalışmış mı? Çalışmış. Çalışmış mı? Çalışmış. Arkadaşlar bu takozlar hem yükselişte hem düşüşte çalışır bakınız. Bunları öğrenin. Bunlar önemli. Bakınız yukarıdan aşağıya gelen bir düşüş trendimiz var ve dün dedik ki bu takozlar bir öncekinin derinliğini atacaktır geriye. Yükselişlerde de aynı, düşüşlerde de aynı. 60 mı kardeşim? 60. İnanın eğer tekrar geri dönerse şu kırmızıdan çalışırsa geleceği nokta 2 dolar 30 senttir. Şu an 2.46'lardayız. Gala'ya bakıyoruz. Evet. Gala e, formasyonu değiştirmek üzere. Çünkü burada bir oyalanma yapmış. Ters bir hareket yapmış. Gala şu an 0.49'larda. Bakınız, 50 50'lere doğru bir yolculuğa çıkabilir Galaya dikkat. The Sandbox'a bakıyoruz. Evet, Sandbox'ta da formasyon şu anda aynı şekilde devam ediyor. Geleceği yer 4.6'lar, 4.5 dolarları test edebilir. Şu anda 4.9 eğer 5 doların üzerine hareket etmezse. Ederse de tekrar yukarıda 5 dolar 30 sent direnci var. Mana'ya bakıyoruz arkadaşlar. Mana'da da bakınız e, %2 %2.20'lik yukarı yönlü hareket olsa da 2.30'larda seyrediyor. Aynı şekilde yükselen takoz düşen tren, yükselen takoz düşen mum hareketleri, yükselen ama burada birazcık yatay var. Formasyon değişiyor dikkat bakınız. Manada da formasyon değişiyor. Her an alır başını yukarı doğru gidebilir. Evet, aksta da formasyon değişiyor kardeşlerim. Bakınız. Aksa da formasyon değişiyor. Şu an %3 yukarıda ve 100 dolar seviyelerindeyiz. Tekrar 100, 105, 106, 110 şeklinde düşünülebilir. Elasay da destekliyor. Avaksa bakıyoruz. Onda da %2,5'luk yukarıda. Onun formasyonu da değişti bakınız. Formasyonlar değişmeyenler oldu, değişenler oldu. Değişenlere dikkat ediyoruz. Değişenler yukarı yönlü dönebilir. Bunlardan biri de Avax'tır. Tekrar ne yapabilir? Avax 90'lara doğru gidebilir. Şu an 82'lerde. Ve Allen. Allen'da da formasyon. Henüz değişmemiş. Evet. O da geri çekilebilir. Bugün bir %3'lük yükseliş yapmış. Geri dönmüş durumda. Tekrar aşağıdaki 11'i test edebilir. Shiba. Evet. Shiba'da formasyon değişiyor. Şiva'da şu anda %4'e yakın yukarı. Şiva'da bugün bir atak yapabilir dikkat diyoruz. Ne yapması lazım? Yukarıda 36'yı kırması lazım. 34'lerde şu anda. 0.40 34'lerde. Her an bir atağa geçebilir. Bakınız formasyonu şuraları da değiştirmeye çalışıyor. Eğer geri dönmez ise ha geri dönerse ne olur hocam? Şuradaki derinliği atar tekrar şuraya başladığı yere gelir. Yani 33'lere gelir. Şu anda 34'lerde. Dönmez ise dediğimiz gibi 36'lar kapıda görünüyor Şiva için. Arkadaşlar Doga'da da %1.5'luk yukarı yönlü hareket var. Yükselen düşen formasyon karıştı. Buradan tekrar şunu hareketi yaparsa 16'lara kadar gelebilir. Şu an 16.65'lerde. Çok aşırı bir geri çekilme beklemiyoruz tabii ki. Holochi Evet Holy de bakınız formasyon devam ediyor. Geri çekilmesi durumunda 0 yani 0 0 80'lere tekrar ziyaret edebilir. 84-85'lerde şu an. CRO'ya bugün dikkat diyeceğim ama formasyon arkadaşlar ters yönde çalışmaya devam ediyor. 54'leri falan tekrar deneyebilir. Şu an 56 küsürlerde CRO. Peki VÇ'inde durum ne? Arkadaşlar VÇ'inde de bakınız tüm çizmişiz. Bu formasyon yine çalışıyor. Yani her zaman söyledik bunu. Çalışıyor kardeşim. Şu an tekrar geri çekilmesi durumunda 79'lara kadar çekilme durumu olabilir. Ki döner ise dönmez ise yukarıda 88 direncini test edebilir. VTHOR. Evet. VTHOR'da durum farklı değil. Onda da aynı. Ondaki formasyonda geri çekilmesi durumunda 60 60'ları ee, 60 ları bulabilir yani 0-0-60'ları BitTorrent'e bugün dikkat kardeşim BitTorrent'te al sinyali tekrar gelmiş görünüyor Bakınız ee, Şuradan gördüğümüz şekliyle Bakınız bir al sinyalimiz var Fiyatta %9'a yakın yukarıda BitTorrent herhangi an gidebilir Sabah kalktığımızda %4-5'ti Şu anda %9'a doğru Yukarı yönlü hareketi Başlamış görünüyor BitTorrent'in BitTorrent yapamadığı ralliyi bugünlerde gerçekleştirebilir, takip edilmesinde fayda vardır. Cardano arkadaşlar Cardano yüzde buçukluk bir yukarıda olsa da formasyon ters olarak yoluna devam ediyor. Clear Network'e bakalım. %2'lik ikilik nerede? Yüzde bir e, yukarıda. Onda da 0.066 fiyatlaması var. Ripple'a bakalım kardeşlerim. Ripple'da bugün %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket. Formasyonun çalışmasını beklememiz lazım. Yukarıda 86-88'i geçmediği sürece yine Ripple'da da büyük bir hareket olacağını düşünmüyorum ben. Evet e, bugünkü videomu sabah sizlere aydınlatmak için çektiğim bu videomu burada noktalıyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Öyleye doğru çekeceğim videoda görüşünceye kadar herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.